Merhabalar, anatomi dersinin bir diğer videosuyla birlikteyiz. Bu video ile birlikte artık kas sistemine geçiş yaptık. Ve bu genel özelliklerden de bahsettikten sonra tek tek kaslarımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne diyelim, sistema muskülereden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar kaslarımız vücut ağırlığımızın yaklaşık tabii ki %50'sini oluşturmaktadır. %40'ını iskelet kası, %10'unu kalp kası ve düz kasları meydana getirir. Yani böylelikle bunu da söylemiş olduk, kas dokusu üçe ayrılır arkadaşlar iskelet kası, düz kas ve kalp kası olmak üzere. Ama histolojik açıdan baktığımızda ise ikiye ayrılırlar. Çizgili kaslar ve çizgisiz kaslar olarak. Daha sonra tabi biz e, öncelikle iskelet kasımızdan bahsedeceğiz. E, çünkü hareket sistemi ile ilgili olan kaslarımız iskelet kasıdır. Bunları arkadaşlar santral sinir sistemi, diğer düz kas ve kalp kasımız ise otonom sinir sistemi iner ve eder. Ve iskelet kasının hani kas hücresine kas lifi denilmektedir. Ve bu kas liflerini en içte yani kas lifini örten zar arkadaşlar endomisyumdur. Daha sonra kas lifleri demetler halinde bulunur. Bu demetleri örten perimisyumdur ve demetler artık bir araya gelir ve bütün bir kası meydana getirir. Onu örten dokuya da epimisyum denilmektedir. Yani böyle bir sırası var arkadaşlar. Ve tabii ki genelde istekle çalışır. Şimdi bu bizi biraz şaşırtabilir. Nasıl yani? genelde ee, buna şu örnek verilir ee, mesela diyafram kası Yani siz e, nefesinizi tutabilirsiniz Evet ama hani nefes alıp verme işi e, istekle olan bir şey değildir arkadaşlar Dolayısıyla Hani e, onu dışarıda tutarsak tabii ki iskelet kasları isteğimizle çalışır. Ama diyaframı da eklersek genelde istekle çalışır demek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ve iskelet kası histolojik olarak bakın kaslar histolojik olarak değil iskelet kası diyoruz şimdi. İskelet kası histolojik olarak kırmızı ve beyaz olmak üzere ikiye ayrılmakta. Kırmızılar yavaş kasılan hücre anlamında. Beyaz lifler ise arkadaşlar daha e, hızlı kasılan liflerdir. Bunlar yani e, kasın hareketine göre, fonksiyonuna göre e, değişir. Yani bir kasın e, içinde beyaz liflerde, kırmızı liflerde olabilir. Ama işte e, fonksiyonuna göre kırmızı lif daha fazla oluyor mesela ya da beyaz lif daha fazla oluyor. Şimdi ne dedik? Kırmızı lifler yavaş kasılan liflerdir. Mesela siz ayaktasınız ve e, sizi ayakta dik tutmak için e, kasılan kaslarımız genellikle kırmızı lifleri içerirken mesela koşmak istediğinizde ise e, hangi kasınız çalışıyorsa o kas incelendiğinde onun içinde de beyaz kaslar daha fazla e, beyaz liflerin daha doğrusu daha fazla olduğu anlaşılmış. Burada hani e, insanı şöyle diyesi geliyor kırmızı hani kanlı canlı bu e, hızlı kasılıyordur gibi ama tam tersi e, söz konusu arkadaşlar buna dikkat edin e, ve devam ediyorum. Fasya'ya gelecek olduğumuzda ise fasya nedir? kası örten e, zarlardan e, biridir arkadaşlar. Tabii ki ikiye ayrılır. Profunda ve süperfisyalis olmak üzere. Profunda daha derindeki oluşumları örter. Bakın zaten ne diyor? Epimisyum tabakasından gelişmiştir diyor. Yani e, az önce saymıştık hani endomisyum, perimisyum ve en dışta epimisyum vardı. Bu da epimisyumdan e, gelişiyor ve derindeki oluşumları örtüyor. Fasya süperfisyalis ise deri ile yani derinin dermis tabakası ile aslında profunda arasındaki oluşumları örtecek tam ortada olacak yani arkadaşlar. Daha derinde profunda süperfisialis ve zaten en dışta ise derimiz olacak arkadaşlar. Ve aradaki işte kasları örtecekler. Şimdi kasın bölümlerine gelecek olduğumuzda ise bakın iki bölümden oluşur. Karın ve e, tendon kısımları. Karına venter de denilir. Venter de deniliyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyelim tendonlar e, kasların kemiklere yapıştığı yerlerdir. Ve ten, tendonların kemiğe yapıştığı yerde genellikle kabarıklardır. Kabarıntılar vardır yani kemiğe e, kemiğin kabarıntılı yerlerine yapışır. Zaten bunlardan oldukça bahsettik e, ve tabii şunu söyleyelim her zaman tendonla sonlanmaz bizim kaslarımız bazen e, daha yaslı ve e, memrah şeklinde olan aponevrozus ile e, sonlanır. Şimdi bu hani sinirsiz anlamında e, eskiden böyle bir isim koymuşlar e, yani bunun e, şöyle olduğunu bilelim sadece tendon yerine hani ne varmış e, aponevrozus varmış arkadaşlar. Arkadaşlar ve bazı kasların e, proksimali neyse yani vücuda daha yakın e, olan kısmına ise kaput denilmekte. E, ve şunu söyleyeyim. Yani bir kasta mesela iki tane kaput olabilir ya da hiç kaput olmayabilir. Hani bu biraz daha şekline göre böyle isimlendiriliyor. Daha sonra tabii ki e, tendonlar arasında e, iki tane karın bölgesi olabilir. E, şeklinde arkadaşlar. Bunları zaten kasları işledikçe daha net anlayacaksınız. Daha sonra devam ediyorum. Kaslarla ilgili genel özelliklere bakın. Bir kasın hareket esnasında sabit kalan kemikteki yapışma yerine origo ve hareket eden yerine ise insersiyo denilecek. İşte bu oldukça önemli. Buna göre aslında bizler kasların hareketlerini çıkartacağız. Bakın sabit yer hani bunu başlangıç noktası gibi de belki düşünebilirsiniz. Origo diğer kısmı ise arkadaşlar insersiyodur. Bunları zaten yeri geldikçe göreceğiz. Ve arkadaşlar birden fazla sürtünme yüzüne eğer maruz kalıyorsa yani bir tendonun her tarafı diyelim sürtünmeye maruz kalıyorsa böyle tabakalarla sarılıyor. Vajina tendin istenilen tabakalarla sarılıyor. Aslına bakarsanız bunlar bursaların böyle katlanmış halidir diyebiliriz. Ve kas lifleri arkadaşlar bakın sıralanışına göre yani liflerin uzanışına göre sıralanışına göre farklı şekiller alırlar. Ki zaten isimlendirilmesi yani kas Kasların isimlendirilmesi işte bu şekillerine göre, kaput veya venter sayılarına göre bulunduğu yere göre, yapışma yerine göre yaptığı harekete ve büyüklüğü küçüklüğüne göre de isim alacak arkadaşlar kasların isimlerinden bu şekilde bahsedeceğiz. Daha sonra bakın kaslar kasılınca boyu ya kısalır ya da değişmez. Nasıl yani? Kasların eğer boyu kısalıyorsa buna izotonik kasılma, değişmiyorsa izometrik kasılma denilecek arkadaşlar. Ve bir kasın kasılması sonucunda ortaya çıkan harekete yardımcı kaslar varsa buna sinerjist kaslar denir Engel olanlar varsa bakın antagonist kaslar denilir. Ve tabi bu olaylar yani bu kas hareket ettirirken bazen de bazı e, kemiklerin sabit kalması gerekir. Bu işten sorumlu olan kaslara da fiksatör kaslar denir. Hani onu fikse eder yani arkadaşlar. Ve e, bir de damarları ile ilgili kaslarda arterler arasında e, ne vardır? Çok sayıda anastomozlar yani ağızlaşmalar vardır. Daha fazla miktarda kan gelmesi yani güzel beslenmesi için kaslarımızın ve kasların içindeki venlerin içinde de arkadaşlar valvula dediğimiz yap, e, yapılar vardır. Ve bunlar hani kaslarımız bizim kasılınca bu venlerin içindeki bu kapaklar hareket eder ve ne olur? İşte o e, kirli kan daha doğrusu oksijeni az olan kan arkadaşlar ne olacak kalbe dönmüş olacak bir de son olarak liflerinden bahsedelim bakın kaslara giden sinirler ikiye ayrılır aslında yani içinde hem motor lifler hem de duyu lifleri vardır bakın motor lifler motor son pila giderken duyu lifler ise kas iyiciği veya tendon iyiciklerine gidecek iki farklı tendon iyiciği var bunlardan yeri geldikçe bahsedeceğiz arkadaşlar ve şimdi artık neyden başlıyoruz omuz bölgesinden başlıyoruz Bölge bölge gideceğiz kasları anlatmaya. Bakın öncelikle deltoideus kasından bahsedeceğiz. Musculus deltoideus kası büyük bir kastır omuz bölgesinde. Daha sonra teres minor'dan ve supraspinatus'tan, infraspinatus'tan, subscapularis'ten ve teres majordan bahsedeceğiz. Zaten arkadaşlar bakın bu isimlerin bazılarını duyduk. Spinatus mesela scapula bunları duyduk. Ve tabi bunların hemen sinirlerini de bahsedeyim. Yani bu kasları uyaran sinirlerin adı. Bakın deltoideus Deltoidius ile teres minorin nervus axillaris, supraspinatus ve infra, infraspinatusun bakın supraskapularis ve subscapularis ile teres majorin ise subscapularis'tir. Yani bakın kasla aynı e, siniri almış burada. Tabi burada scapula, scapula ama bakın burada spinatus, burada scapula. Bunları da karıştırmayın arkadaşlar ve şimdi deltoid kasımıza resim üzerinde bakalım. Bakın burada deltoidin 3'e bölündüğünü görüyoruz. Yani 3 parçadan oluşmakta. Kırmızı ile boyanan yer arkadaşlar pars clavicularis'tir. Yeşil ile boyanan yer pars acromialis'tir. Mavi ile boyanan yer ise arkadaşlar pars spinalis'tir. Bakın zaten adı üzerinde yani hangi kemiğe yakınsa onunla ilgili bir isim almış. Daha sonra bakın bu kasın artık origosundan bahsedelim. Yani pars clavicularis arkadaşlar clavicula'nın dış kenarından başlar. Yani dış tarafından başlar. Buna genellikle clavicula'nın 1 bölü 3 laterali denilir. Evet hani later lateral kısımdan başlar yani arkadaşlar bakın yeşille boyanan yani pars acromialis scapula'nın akromiyonundan başlar pars spinalis ise spina scapula'dan başlar arkadaşlar dış yüzünden başlar Tabii ki ve bunlar üçü birlikte nereye gelir aynı yere yani humerusdaki tuberositas deltoidea'ya gelir arkadaşlar ve burada sonlanırlar yani insersiyosu dan bahsettik. Az önce söylediğimiz ise e, ve yani kasılırken e, origolar sabit kalıyordu hatırlayın. İnsersiyorlar e, hareketli kısmı oluşturacak ve deltoid kasımızı tekrar söyleyelim. Nervus axillaris iner ve ediyordu arkadaşlar. E, şimdi bunun görevlerinden bahsedecek olursak, bakın kırmızı ile boyanan yer tabii ki fleksiyon yaptıracak kola. Yani kolun fleksiyonundan pars e, sorumlu. Ve tabii ki nedir arkadaşlar? iç rotasyon da yaptıracak. Bunları nasıl yaptırıyor? Yani kısaldığında şimdi kasın origosu daha iç tarafta olduğu için bakın e, ve dış tarafta yapışıyor. Yani insersiyosu hani dış tarafta ve ne olmuş olacak? Hani kasıldığında, kısaldığında iç tarafa doğru çekecek ve arka taraftan bahsedecek olduğumuzda tabii ki bu da kola ekstensiyon yaptırdığı gibi yine aynı şekilde bu da dış rotasyon yaptıracak. Tabii ki bu da dış tarafta ve dış rotasyon yaptıracak. Yani kısaldığında bu humerusu arkadaşlar ne tarafa doğru e, hani kendine doğru çekecek ve dolayısıyla humerus da dönecek ne tarafa doğru dış tarafa doğru bu yeşil ile boyanan kısım ise deltoid e, kasının yani pars acromialis arkadaşlar abdiksiyondan sorumlu yani ABD'den sorumlu yani kolu hani e, gövdeden uzaklaştırma hareketi e, tabii ki arkadaşlar bu da 15 ile 90 derece arasındaki e, hareketten sorumludur. İlk 15 ve 90 üstünden değil arkadaşlar. Bakın 15 90 arası kolun abdiksiyonundan yani ABD'den sorumlu parçası ise yeşil ile boyanmış kısımdır arkadaşlar. E, deltoid kası en güçlü abdiktör kastır. Onu da söylemiş olalım. E, ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? E, supra Spinaltus'dan bahsedelim. Bakın. Sarı ile çerçeve içine aldığım e, kemiğimiz. E, öncelikle sarı büyük oka bakacak olduğumuzda bunun origosunu göstermekte. Bakın origo nerede? Fossa supra spinata da. Zaten e, hani skapulayı anlatırken bahsetmiştik. Bu spina skapulanın üst ve altı arkadaşlar fossaydı. Bakın bu da fossa supra spinata'dan başlayacak. Yani origosu bu arkadaşlar. Daha sonra anteriordan bakacak olduğumuzda küçük sarı okla gösterdiğim yer insersiyosu ki bu da arkadaşlar tüberkül majusun bakın üst kısmına yapışmış. E, tüberkulum majus humerus da hani daha arka tarafta daha dışta olandı. Tuberkulum minus ise daha önde ve daha içte olandı arkadaşlar. Bakın bu da tuberkulum majusun neresi üst e, kısmına yapışmış. Supraspinatus. Supraspinatus'un görevine gelecek olursak kolun ilk 15 derecelik abdüksiyonu. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani çok fix bir sınav sorusu. E, mutlaka sorulur bu yani. Hani ilk 15 derecelik kolun abdüksiyonundan supraspinatus infraspinatus'un sorumlu olduğu. Önemli. 15.90 ise deltoid kasıdır. Daha sonra bakın infraspinatus'a gelecek olursak bu da fossa e, infraspinata'dan başlıyor. Yani origosunu alıyor ve bakın küçük sarı e, turuncu okla gösterdiğim ise yine nedir? Tuberculum majus'un arkadaşlar orta kısmına yapışır. Bakın orta e, kısmına yapışacak. Çünkü altta ne var? Kırmızı küçük bir ok var arkadaşlar. O da teres minor'ün insersiusu. Yani teres minor'de nereden başlayacak? kırmızı hani çerçeve için aldığım kasımızın e, origosu arkadaşlar bakın skapula'nın en alt köşesi ne yakın yani angulus inferior'un hafif üstünden başlıyor arkadaşlar bu da yine tübervulum majus'un en altına yani tübervulum majus'un e, ortasında infraspinatus var üstünde supraspinatus var bu da tübervulum majus'un alt ucuna yapışacak arkadaşlar bu arada şunu söyleyelim bakın deltoid kası ile teres minor'un e, siniri aynıdır nervus axillaris'tir ve bu iki kardeş yani supraspinatus ve infraspinatus arkadaşlar siniri neydi? Suprasikapularisi de bunu da unutmayın. Ve şu, bir de hareketlerinden bahsedelim. Bakın infraspinatus ve teresminör zaten aynı doğrultuda uzanmışlar. Yani altlı üstlü kaslar bunlar da. Bunların görevi aynıdır. Nedir bunların görevi? Kolun arkadaşlar dışarıya doğru dönmesini sağlar. Bunlar kısaldığında humerusu ne tarafa doğru döndürecek? Dış tarafa doğru döndürecek arkadaşlar. Böyle bir görevi var bu kasların da. Daha sonra mavi ile çember içine aldığım subscapularis'e gelecek olduğumuzda bakın arkadaşlar bunun origosu büyük mavi ok ile gösterdiğim fossa subscapularisti ve insersiyosu ile ise nedir arkadaşlar? Tüberkülün minustur. Bakın majus değil artık minus. Zaten bu kasımız iç tarafta. Bakın tüberkülün minusa yapışmış ee, ve bunun siniri de kasla aynı isimdedir. Nervus subscapularistir arkadaşlar ve bir de Neyden bahsedeceğiz, ee, bir tane daha kasımız var teres major bu da bakın teres major biraz ilginç yani şu açıdan ilginç ee, bunun insersiyosu ön tarafta öncelikle tabi biz origosundan bahsedelim bakın scapula'nın angulus inferior'un dorsal kısmı yani tam en alt köşesinden başlıyor arkadaşlar ve ne tarafa doğru gidiyor? Krista tuberculi minoris. Yani o tuberculum minusun altında bir krista vardı. İşte o kristaya gidecek bu kasta arkadaşlar. Burada şu biraz önemli. Bakın krista majoris değil minorise gidiyor. Yani hani çok da uzağa gitmemiş yani. Hemen e, içteki o küçük Çizgiye yapışmış arkadaşlar. Teres major ve Teres major'un sinirine bakacak olduğumuzda, bakın bunu ön taraftan söyleyeyim. Bakın bir tane daha görüyoruz burada, hani farklı bir resimde. E, bakın subscapularis ile aynı doğrultuda, aynı istikamette seyretmiş. Bu ikisinin siniri de aynı arkadaşlar. Tabi görevine gelecek olursak, bu da kola iç rotasyon yaptırıyor. Subscapularis de kola iç rotasyon yaptırıyor. Yani bu iki kas öndeki. Şu an gördüğümüz subscapularis ve teres major kola iç rotasyon yaptıracak arkadaşlar. Diğerleri yani teres minor ve infraspinatus dış rotasyon yaptıracak. Çünkü arka taraftalar. Bu ikisi iç rotasyon yaptıracak çünkü ön taraftalar. Hatta arkadaşlar bu iki kasımız yine kola ADD de yaptıracak yani abdiksiyon e, hareketinden de sorumlu olacaklar. Kola abdiksiyon yaptıran kimdi? Supraspinatus ile deltoid kasıydı. Böyle böyle arkadaşlar ikişerli bakın. Sinirleri de ikişerli, hareketleri de ikişerli ikişerli devam ediyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim, bakın e, burada rotator kaf diye bir e, şey var yani bu hani omuz manşeti demek hani omuzu çevreleyen. E, kaslar anlamında e, 4 tane kas tabi arkadaşlar hepsi değil bakın teres minor supraspinatus infraspinatus ve subscapularisin böyle bir ismi var rotator cuff diye e, arkadaşlar bu kaslarla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar bir sonraki videoda ise diğer kaslardan bahsetmeyi planlıyoruz dediğim gibi sinirleri de ikişerli ikişerli arkadaşlar görevleri de ikişerli ikişerli yani uzanışlarına doğrultularına bakarsanız daha net bir şekilde anlarsınız ve tabii ki origo ve insersiyoları oldukça önemli diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.